Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda Türk Hava Yolları'nın teknik incelemesini yapacağız. Destek ve direnç seviyelerine bakacağız. Hangi seviyelerin yükseliş trendini oluşturacağını, hangi seviyelerin ise düşüş trendi oluşturacağını birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar, bu yayınları biz finansal okuryazarlığı geliştirmek adına yapıyoruz. Yani sizler için yapıyoruz. Sizlerin bizimle birlikte çizeceğiniz grafikler sonucunda bir ürünün teknik olarak destek yeri neresi, direnç yeri neresi, bunları öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar, yayına başlamadan önce kendinize yatırım yapmak istiyorsanız bu yayınları takip edelim, abone olalım, hep birlikte öğrenerek, hep birlikte kendi işlemlerimizle birlikte kazanalım arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları şirketinin çizimiyle başlıyoruz. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları'nın daha yapmış olduğu bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendi kırılmakla birlikte coin bir düşüş sergilese de yoluna kaldığı yerden devam etmektedir. Arkadaşlar, şimdi boğa piyasasının trendleriyle ayı piyasasının trendleri bir değildir. Boğa piyasalarında trendler kırılsa da ürünler kaldığı yerden yoluna devam ederler. Ancak ayı piyasasında böyle bir kırılım gördüğünüzde genellikle burada yaptığı kırılımdan sonra çok daha dip seviyelere düşme ihtimali yüksektir. Ancak boğa piyasalarında iki tane yükseliş trendi olur. O iki yükseliş trendinden biri önce kırılır, sonrasında tekrardan oluşan bir yükseliş trendiyle birlikte yoluna devam eder arkadaşlar. İkinci oluşturduğu yükseliş trendi kırılmadıkça da üründeki yüksek seviyeler kaldığı yerden devam eder. Bakın, burada ikinci yükselen trendi de bu şekilde oluşturmuştur. Birinci trendi budur. Buraya kadar bizi bu trend destek olarak karşıladı ve şu seviyede, yani 140 seviyelerini, bu yükselen trendin kırılmasıyla birlikte biz üründe 115'li seviyeleri gördük. 115'li seviyelerden sonrasında ise burada bir yükseliş trendi tekrardan oluşturduğunu görmemizle birlikte biz bu noktayı şu civarlardayken koyduk ve buna bir yükselen trend çizdik. Bu trend kırılmadığı sürece de almış olduğumuz hisse senedini kaldığı yerden yolumuza devam ettirdik. Bakın arkadaşlar, burada kendisine yeni bir yükselen oluşturduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada bir minörde yükselen trendimiz var. Bu trend hisse senedinin oluşturduğu yeni yükselen trendidir. Bu trend kırılmadığı sürece ikinci destek olan ana yükselen trendine düşmesi beklenmez. Burada beklenti şudur: birinci trendin işinin burada bittiğini düşünmeyin arkadaşlar. Birinci trend bize bir yükseliş trendi gösterdi ve buralarda destekle birlikte daha yüksek seviyelere bizi götürdü. Sonrasında ise stop oldu. Ancak buradan yapmış olduğu ikinci yükselen trendinin direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Türk Hava Yolları şirketi bugün itibariyle 243 TL'lerin üstüne atmadığı sürece yeni bir yükseliş trendi kendisini oluşturmayacaktır. Buralar ana direnç bölgeleridir. Türk Hava Yolları'nın gelebileceği maksimum seviyesinin bu birinci yükselen trend çizgisinin direnç seviyelerine kadar olma ihtimali çok yüksektir. Dipten zaten oldukça primlenmiştir. 8-10 TL'ler civarından itibaren başlatmış olduğu hareketlilikte biz bugün yaklaşık olarak 215 TL'leri, 220 TL'leri gördük. Dolayısıyla birinci trend kırıldı. Artık birinci trend bizim için sadece direnç rolü oynamakta. İkinci trendin üzerinde kaldığımız sürece yükselişler kaldığı yerden devam edecektir. Minörde çizmiş olduğumuz bu yükselen trend de kırılmadığı sürece bizim Türk Hava Yolları'ndaki ilk hedefimiz bu kırılan yükselen trendin direnç bölgesine kadardır. Buralarda dediğim gibi 240 TL civarlarını, 250 TL civarlarını göstermektedir. Burası bir yükselen çizgi halinde olduğu için bu fiyat, yani Türk Hava Yolları şirketinin fiyatı, hangi zamansallıkta bu dirence değeceğini bilmediğimizden dolayı net bir fiyat verebilmek mümkün değil. Yukarı bir pik hareketi yapması durumunda ise şu an itibariyle bu seviyelerin 243 TL'lerden geçtiğini görüyoruz. Ben bu seviyelere kadar yükseleceğini düşünüyorum. Buralarda bir düşüş yapsa da bu düşüşün bu yükselen trendine kadar olabileceğini, buradan aldığı destekle birlikte tekrardan yönünü, yukarı yönünü çevireceğini düşünüyorum. Çok olumsuz bir durum gelmesi halinde ise bu ikinci ana yükselen trendinin, yani artık kırılması halinde ayı piyasasına geçeceği ana yükselen trendinin destek olarak karşılayacağını, buradan yapacağı hareketlilikle hedefinin üst band çizgisi olacağını düşünüyorum. Buna göre takip ederseniz maksimum karı, minimum zararı elde edersiniz arkadaşlar. Ara bölgelerde işlem yapmayınız. Dirence geldiğinde
Duruma bakın arkadaşlar, bu direnci aşıp aşamadığına göre pozisyonlarınızı kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın buralara geldikten sonra diyeceksiniz ki hocam burada bir yükselen vardı. Bu yükselen kırılmayla birlikte ben bunu 141 TL, 142 TL civarında sattım. Peki buradaki yükselişi nasıl alacağım ben? Orada şunu yapacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yükselişten sonra bir düşen trend kendisini oluşturdu. Ben tüm yayınlarda söylüyorum. Bu normal bir şey. Bu kadar yükselen bir görüntü kendisini kısa vadeli bir düşen trende getirebilir veya uzun vadeli bir düşen trende getirebilir. Bu düşen trend kırılmadığı sürece de coin de olabilir, hisse senedi de olabilir, altın da olabilir, dolar da olabilir. Kesinlikle alınmaz arkadaşlar. Bakın burada tepeleri birleştirdiğimiz durumda oluşan bir yükselen trend var. Bu trendin kırılmasıyla birlikte hareketliliğin ne kadar hızlandığını görüyorsunuz. Bakın burası bir güzel bir direnç bölgesi olarak çalışıyor. Bu güçlü mumla %6 civarında yapmış olduğu yukarı yönlü güçlü mumla birlikte bu düşen trendini artık kırıyor. Ben yükselen trendime kaldığım yerden devam edeceğim diyor arkadaşlar. O yüzden 140 civarlarında satmış olduğunuz bu ürünü, 142 civarlarında stop olmuş olduğunuz bu ürünü trend analizine göre 135 seviyelerinde tekrardan yerine koymak suretiyle yükselişlere devam edebilirdiniz. O yüzden trendler son derece önemlidir. Trendler sizin yapacağınız pozisyonlara göre sizin maksimum kazancınızı ve minimum zarara uğramanızı sağlarlar. Ancak bunu bir disiplin halinde yapmak lazım. Fiyatın ucuz olduğunu düşünerek değil, trendin kırılmasıyla birlikte bu ürünün almanın trend analizinde doğru bir strateji olacağını bilerek yapmak lazım. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar kısaca toparlamak gerekirse bakın bu seviyeler 245, 240, 250 diyelim. Yani hangi zaman sağlıkla geleceğini bilmiyoruz. 250 TL civarlarına kadar Türk Hava Yolları'nın gidebileceğini, buraların ise Türk Hava Yolları'nda artık ana direnç bölgeleri olacağını, buralardan yapacağı hareketliliğe göre pozisyonlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ancak bu yükselen birinci trend kırılmadığı sürece yükselişler devam eder. Bunun kırılmasıyla birlikte ana yükselen trendimize düşeriz. Bu ana yükselen trend kırıldığında piyasalarda teknik manada durmak doğru değildir. Çünkü artık birinci yükselen trend kırılmıştır. Ana yükselen trend kırılmıştır. Bununla birlikte bu hisse senedinin ayı piyasasına geçtiği teknik manada söylenebilir arkadaşlar. O yüzden sizin izlemeniz gereken uzun vadeli yön bu yükselen trenddir. Bu kırılmadıkça devam edebilirsiniz. Bu kırıldığında ise stop olup bir kenara çekilip bakmanız daha doğru sonuçlar verecektir. Arkadaşlar dediğim gibi yayınlarımızda trendlerimizi birlikte çiziyoruz. Birlikte çizmiş olduğumuz trendlerle yatırımlarımızı haberlere göre, tweetlere göre veya olur olmaz kişilerin söylemiş olduğu bilgilere göre yapmıyoruz. Kendi bilgimizi kendi almış olduğumuz senetler üzerinden ya şirketler üzerinden yatırım şeklinde değerlendirmek en doğru kazançları size sağlayacaktır. Sadece burada yapmanız gereken yayınları takip ederek yayınlarda öğrendiğinizi alacağınız şirketlerde uygulamak kaydıyla disiplinli bir şekilde al pozisyonuna geçtiğinde almak, sat pozisyonuna geçtiğinde satmak yönünde değerlendirmektir arkadaşlar. Yayınımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.